Vahap Munyar, Fransa, üzüm bağını bölge serveti, görüyor, bakmayana ceza yazıyor. Göz doktoru Bilge Yemen, çocuk doktoru olan eşi Gülgün Yemen ile birlikte 2010 yılında Selçuk'un ortaklar mevkiine yakın noktada 60 dönüm bağ ile kurduğu 7 bilgeleri 400 bin litre şarap üreten boyuta getirdikten sonra yönünü Fransa'ya çevirdi. Bilge Yemen, Fransa'da bağ ve şato için Bordeaux'ya sınır Côte de Bora yöneldi. 126 dönümlük alan içinde 110 dönümü bağ olan bir şatoda karar kıldı. Satışta olan bağ ve şato, Fransa'da geçerli kurallara göre önce bölgenin üretici birliğine teklif edildi. Üretici birliği ilgilenmeyince başka alıcılara kapı açıldı. Bilge Yemen, bağı almak üzere teklifini sundu. İzni veren makam olan Tarım Bakanlığından bir ekip öncelikle 7 bilgeleri inceledi. Bilge Yaman, Bor bölgesi yetkililerinin titiz inceleme sürecinin gerekçesini bölgeyi iyi bilen bir arkadaşından dinledi, Çinlilerden ağızları çok yandı. Bilge Yaman, Bor'da bağ satın alma öyküsünü Ertuğrul Özkök, Doğan Şentürk, Deniz Zeyrek, Selçuk Tepeli, Cansu Çamlıbel, Nagihan Alçı, Erdoğan Aktaş, Elif Soyseven, Onur Kumbaracı başından oluşan meslektaşlarım ile şarap uzmanı ve yazarı Oğul Türkkan'ın katıldığı buluşmada anlattı. Önce bölgedeki kurallarla ilgili şu bilgiyi verdi: Bağına iyi bakmayan kişi veya şirketlere ceza kesiliyor. Üzüm bağları sadece sahiplerinin değil, bölgenin ve ülkenin serveti olarak görülüyor. Şu kuralın altını çizdi: Bölgede hektar başına düşen asma sayısı 5000. Ardından ekledi: Aldığımız şatonun adı Chateau haut Bacak. Biz şatodaki şarap stokunu almadık. Orada, Çeyto Desvu adıyla kendi şarabımızı üreteceğiz. Bilge Gülgün Yemen çiftiyle sohbet sırasında 2017 yılı Kasım ayını anımsadım. 26 Kasım 2017 tarihli yazıma şu başlığı atmıştım, Fransa'da bağ aldı, şarap dünyasının kalbi ne yerleşti? Yazı, Kavaklıdere'nin Fransa'da bağ ve şato alımı ile ilgiliydi. Dönemin kavaklı dere yönetim kurulu üyesi Ali Başmın 2006 yılında Fransa'da iki dönümlük küçük bir bağ almaya niyetlenmiş, Côte du Rongi iki dönüm bağ için pazarlık yapmıştı. Son aşamaya geldiğinde bağ komşularından itiraz gelmişti: "Yabancı komşu istemiyoruz." Başman, o itiraz üzerine Fransa'daki kuralı öğrenmişti: Satılacak bağ müşteri aranırken öncelik komşularındır. Yabancının verdiği fiyat komşulara aktarılır, alım niyeti sorulur. Komşular alıcı olmazsa, yabancıya satış gerçekleşebilir. Daha sonra konuyu Kavaklı Deren'in bağ şarap danışmanı Stefane Derenonkort'a açmış, şu yanıtı almıştı, benim bağım Saint Emilina komşu. Yanımızdaki bağ satılık. Başman, hemen gidip bağı gezip, kararını vermişti, bu bağı ve şaraphaneyi alıyorum. Alımın gerçekleşmesi sonrası Başman şu değerlendirmeyi yapmıştı, markamıza güç katan bir adım atmış olduk. Şarap dünyası, Kavaklı Dere'nin Saint Emilina komşu bölgede bağı şaraphanesi var, diyecek. Bu da bizi güçlendirecek. Bağı alınca Fransa'daki katı kuralları içeriden hissettiğini anlatmıştı, ilgili idare bağımızda ne kadar üzüm elde edebileceğimizi, ondan ne kadar şarap üretebileceğimizi en ince ayrıntısına kadar biliyor. Çok sıkı denetim yapıyor. Başmın, 2022 yılı Kasım ayında Fransa Tarım Bakanlığı'nın Tarım Şövalyesi nişanı almış, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hör Margo, şu değerlendirmeyi yapmıştı, Kavaklıdere, Stefane Derenonkort'un rehberliğinde Fransa'da Castillon Cotes de Dordo'da. Çeyto La Croix ve Çeyto Clot Bellevue adlı iki bağ yatırımına imza attı. Böylece Fransa'da kendine sağlam yer edindi. Başmın, nişan takdimi sonrası şu noktanın altını çizmişti, Fransa'daki iki şatoyu aldıktan sonra ülkede şarapçılık ve bağcılığın derinine indik, sinerji yaratma fırsatı yakaladık. Ertuğrul Özkök'ün 12 Aralık 2023 tarihli yazısından öğrendiğime göre, Fransa'da bağ yatırımı yapan 3. Üncü Türk şarap üreticisi Barbare şaraplarının kurucusu Can Topsakal oldu. Kavaklıdere, 7 Bilgeler, Barbare. Türkiye'nin üç önemli şarap üreticisinin Fransa'da şarap dünyasının kalbine bağ ve şato alarak girmesi önemli bir adım değil mi? Fransa'daki ilk şarabımızı bu yıl yapıyoruz. Barbare şaraplarının kurucusu Can Topsakal'ın Fransa'da Çeytopieras Casteroir Cots Duvento yakınlarında 150 dönüm bağ aldığını Ertuğrul Özkök'ün yazısından öğrendim. Yazıyı okuyunca Can Topsakal'a sordum, Fransa'da ilk üretimi ne zaman yapacaksınız? şu yanıtı verdi, bu sene ilk şarabımızı yapıyoruz. Türkiye'ye beyaz Wigner, Rose Sirah Grenache olarak getireceğiz. Şarapları üretecekleri adresi paylaştı, danışmanımız Xavier Vigno'nun Çeyto Neuf du bölgesinde bulunan şaraphanesinde şaraplarımızı üreteceğiz. Yani, Kavaklıdere'den Dere'den sonra Barbare'de Fransa'da ürettiği şarapları ithal edip Türkiye'de pazara sunacak. Taş yerinde ağırdır, dedik. Trakya'daki bağlarını bin dönümün üzerine çıkaran Çemlıca şaraplarının kurucusu Mustafa Çamlıca'nın da Fransa'da bir bağ ve şato alma girişimi olduğunu duydum. Bunun üzerine Mustafa Çamlıca'ya bu konudaki son durumu sordum, yanıtladı, sadece araştırdık, o kadar. Ardından ekledi, alım yönünde bir niyetimiz yok. Sonra da şu deyimi anımsattı, taş yerinde ağırdır, sözünü aklımızdan çıkarmıyoruz. Asrın depremiyle sarsıldık canımız yandı, kahrolduk, 100. yıl ile coşkuyu yaşadık. Her yıl olduğu gibi 2023'e de umutla girmiştik. Ama umudumuz asrın depremiyle daha yılın ikinci ayının başlarında enkaz altında kaldı. 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli asrın depremi, 11 ilimizi sarstı, 50 bini aşkın canı aramızdan koparıp aldı. 107 bini aşkın insanımız yaralandı. 1.5 milyon insanımız evsiz kaldı. Rusya-Ukrayna savaşının son bulmasını beklerken, Hamas'ın saldırısı fitili ateşledi, İsrail'in, katil devlet, yüzü bütün dünyanın gözünün önünde açığa çıktı. İsrail, çoluk, çocuk, kadın, sivil ayrımı yapmaksızın bombaları Gazze'ye yağdırdı. 20 bini aşkın canı aldı. Tam, terör bitiyor, derken, 2023'ün sonlarına doğru şehit cenazeleriyle yüreğimiz yandı. Aslında ilk işaretleri 2018 yılının ikinci yarısından itibaren görülen, 2021 sonlarında adı konulan, Haziran 2023'e kadar uygulamada kalan Türkiye ekonomisi modeli, Türk lirasının alım gücünü dibe vurdurdu, orta sınıfı aşağı çekti. Ekonomi söz konusu modelle büyük yara aldı. Tüm felaketlere, zorluklara, sıkıntılara rağmen 2023'ün göğsümüzü kabartan, umut çıtamızı yeniden yukarı çıkaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamız oldu. 29 Ekim 2023 öncesinde ve sonrasında gururu, coşkuyu yaşadık. Bugün 2024'ün ilk günü. Yine umutluyuz. İhtiyatlı iyimserlikle önümüze bakıyoruz. Asrın depreminin yaralarının sarılmasının hızlanmasını bekliyoruz. Başta ABD olmak üzere dünyanın İsrail'e artık dur diyeceğini umuyoruz. 4 Haziran 2023'ten itibaren, rasyonele dönüşle birlikte ülkemiz ekonomisinin toparlanacağına dönük umudumuzu koruyoruz. 2024, doğa felaketlerinin yaşanmayacağı, savaşların, terörün son bulacağı, ekonomideki sıkıntıların hissedilir şekilde azalacağı bir yıl olsun.